Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesim açılış törenine video konferansla bağlandı. Canlı bağlantıyla katıldığı otoyol açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye uygulama kararı aldığı JAATSA yaptırımlarına da değindi. Asıl amacın Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı adımların önünün kesilmesi ve bağımlı hale getirilmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, JAATSA konusunda Türkiye dışında hiçbir ülkeye yaptırım uygulanmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana JAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulandı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız.